Merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar Safir yayınları TET FEN denemesini çözmeye devam ediyoruz. 14. denemedeyiz yanlış değilsem. Arkadaşlar bu son birkaç deneme biraz daha ÖSYM tarzı daha kolay yani diğerlerine göre. Dozu biraz daha aşağıda olabilir. Bir bakalım arkadaşlar sorularımıza. Yukarıda çevre ile ilgili tanımlamalardan hangisi aşağıda bulunmamaktadır diyor. Arkadaşlar bu ayak izleri soruda çıkıyor ayak izlerini nasıl düşüneceksiniz? Arkadaşlar insanlar ne yapıyor? Tabii çevreyi kirletiyorlar. Eğer ayak iziniz arkadaşlar yüksekse siz çevreyi daha fazla kirletiyorsunuz ve toplum olarak işte çevreyi daha fazla kirletiyoruz. Tamam mı? Popülasyon olarak, Hı. ülke olarak. Ayak izinin arkadaşlar küçük olması çevre için daha olumlu bir şey diye düşünebiliriz. Arkadaşlar karbon ayak izi ifadesi zaten karbondioksitten geliyor. Bakın karbondioksit karbondan geliyor. Bu ne demek arkadaşlar karbon ayak izi? Kişinin günlük faaliyetleriyle atmosfere verdiği arkadaşlar karbondioksitin e, bir yıllık değeri tonları buluyor arkadaşlar. Buna biz ne diyoruz? Karbon ayak izi diyoruz. Hocam ben dışarıya karbondioksit veriyorum. Vermeyeyim mi diyorsunuz? Nefes mi almayayım? Olay o değil arkadaşlar. Buradaki olay e, günlük günlük faaliyetteki mesela elektrik harcıyorsunuz. Elektrik harcadığınız için ne oluyor? Bu elektrik santrali bunu üretiyor. Ürettiği için arkadaşlar ne yapıyor? Doğaya karbondioksit salıyor. Dolayısıyla siz tükettiğiniz için sizden dolayı bunu yapıyor. Dolayısıyla sorumlusu siz olmuş oluyorsunuz. Veya işte gömleğiniz varken bir gömlek daha alıyorsunuz değil mi? E ne oluyor bu sefer? O fabrika o gömleği tekrar üretiyor sen tükettiğin için. Havaya karbondioksit veriyor. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Sen de bu karbondioksit arkadaş üretimine katkıda bulunmuş oluyorsun. Veya işte sobanda kömür yakıyorsun filan değil mi? Havaya karbondioksit veriyorsun. Veya e, yaya gidebileceğin veya toplulaşımı kullanabileceğin yerde özel arabanı kullanıyorsun. Bu sefer ne oluyor arkadaşlar? havaya daha fazla karbondioksit vermiş oluyorsun. Bundan bahsediyoruz. Yoksa soluma verdiğimiz karbondioksitten bahsetmiyoruz burada yani. Neymiş bu arkadaşlar? Bakın kişinin günlük faaliyetleriyle, günlük faaliyetleriyle atmosfere verdiği karbondioksit arkadaşlar bir yıllık değeri. Bir yıllık değerini biz karbon ayak izi diyoruz. Evet kişinin günlük faaliyetleriyle atmosfere verdiği karbondioksitin bir yıllık değeri. Evet bu ne oldu arkadaşlar? Karbon ayak izi oldu. Bu varmış. Arkadaşlar ekolojik ayak izi daha genel bir terim. Ne demek bu? Yani dünyadaki arkadaşlar e, alanı, bütün alanı kişi sayısına bölmüşler bilim adamlar. İşte 8,5 milyar kişi var. E, bakmışlar kişiye ne kadar bir alan düşüyor. Tabi bu alan içerisinde arkadaşlar denizlerdeki e, yüzey falan hepsi dahil yani dağlar, mağalar bir her tarafı dümdüz edin. Bunu arkadaşlar kişi sayısına böldüğümüz zaman işte diyelim ki 5 hektarlık bir alan düşüyor. Eğer sen tükettin tükettiğin bakın besin, enerji, ham madde falan filan ürettiğin atıklar, bu 5 hektarlık alandaki besinden daha fazla besin veya enerji tüketiyorsan ve ürettiğin mesela atıkları filan işte o 5 hektarlık bir alandaki ayrıştırıcıları filan parçalayamıyorsa, daha büyük bir alan gerekiyorsa yani demek ki arkadaşlar senin ekolojik ayak izin büyük oluyor. Demek ki sen çevreyi kirletiyorsun. Mesela gelişmiş ülkeler bu şekilde, mesela Amerika değilim ki işte dünyada tüketilen etin %20'sini tüketiyor. E nüfusuna bakıyorsun mesela, nüfusu mesela 8,5 milyar içerisinde 350 milyon nüfusu var değil mi? Yani orantılı değil yani. Demek ki daha fazla tüketiyorlar enerji besini, ham maddeyi. E diyelim ki gelişmiş ülkelerde fazla miktarda işte ne oluyor? E atık atılıyor işte atmosfere, işte göllere, möllere falan filan. Bakıyorsun ki işte o onlara düşen alan yani Amerika'da yaşayan bir kişiye düşen alan mesela o e atıkları ne yapamıyor? Parçalamıyor. İşte gelişmiş ülkeler ne yapıyorlar? Çevreyi fazla kirletiyorlar. Hem de arkadaşlar fazla miktarda ham madde, enerji filan tüketiyorlar diyebiliriz. İşte Afrika'daki garibanın da arkadaşlar e, tükettiği enerji falan filan işte neyse ham madde bir hektarı bile geçmiyor ama beş hektarlık bir alan düşüyor ona sorsan yani. Ama Amerika'daki diyelim birisi de işte on hektarlık bir alandaki enerji besini, ham falan tüketiyor yani. Bu da arkadaşlar onunla ilgili bir ifade. Bakalım var mı böyle bir şey? Ee, yok değil mi? Bakın burada arkadaşlar bununla ilgili bir bilgi verememiş. Cevabımız demek ki bu olacak. Asit yağmur arkadaşlar. işte hocam gökten asit yağar mı? Arkadaşlar bakın bu fabrikaların bacalarından azotlu ve kükürtlü bileşikler atmosfere karışıyorlar tamam mı? Sonra ne oluyor bunlar arkadaşlar? Atmosferde asidik molekülleri dönüşüyorlar, bileşiklere dönüşüyorlar. İşte nitrik asit olur bu, nitrik asit, ondan sonra sülfürik asit de oluşuyor, sülfürik asit. Sonra bunlar arkadaşlar ne oluyor? Yağmurlarla yeryüzüne ulaşıyorlar. E hocam yağmurlar yeryüzüne ulaşırsa ne olur? Sıkıntı ne olur? İşte sulara karışıyorlar, suların pH'ini değiştiriyorlar, betonarme yapılara zarar veriyorlar. E suların pH falan değişince bu sefer bu topraklarda arkadaşlar işte enzimler menzimler çalışmadığı için canlılar bitkiler falan ne yapamıyor, yaşayamıyor. Asit yağmur var mı burada? Evet. Azot ve kükürtü bileşiklerin atmosferde çeşitli reaksiyonlarla asitik moleküle dönüşmesi ve yağmurlar yeryüzüne ulaşması. Evet bu da verilmiş. Küresel isim arkadaşlar. Burada bahsettiğimiz ne? E, karbondioksit, ondan sonra metan gibi gazlar, su buharı da olabilir arkadaşlar. Su buharı. Bunlar ne yapıyorlar? Atmosfere karışıyorlar. Atmosferle karışınca arkadaşlar ne oluyor? Dünya üzerinde, şu dünya diyelim bir tabaka oluşuyor. Bu tabaka arkadaşlar sera gibi düşünün. Zaten sera ifadesi buradan geliyor. Sera biz niye kuruyoruz? E, alanı daha sıcak hale getirebilmek için değil mi? Üzerini örtüyoruz o toprağın o kısmını yani. Sera yapıyoruz. Sıcaklığı artırıyoruz. İşte oradaki bitkiler daha hızlı büyüyorlar falan filan. Dünyada da arkadaşlar aynı şey oluyor. Dünya üzerinde bulunan bu tabaka ne oluyor arkadaşlar? E, dünyanın soğumasını falan engelliyor. Derken ne oluyor işte küresel ısınma dediğimiz arkadaşlar e, sıcaktan artışı, martış. buzuların buzulların erimesi. Buzular erirse ne olur hocam? E, sular yükselir. Sular yükselirse ne olur hocam? E, tarım alanları, yerleşme alanları sular altında kalır değil mi? Falan filan. Bu tarz sorunlar devamında geliyor. Küresel mi var mıymış? Evet. metan, karbondioksit, bu su buharını Artmasıyla oluşan tabaka falan filan. Bu da varmış. Ötrofikasyon arkadaşlar bakın. Göl kirliliği ile ilgili bir terim. Bunu ÖSYM e seviyor, soruyor yani. E, birkaç defa sormuşlar bunu. Bu neydi? Diyelim ki arkadaşlar göle azotlu ve fosfat bileşikler atılınca bunu tabii ki ne yapıyor arkadaşlar burada gübre etkisi yapıyor. Derken algler aşırı çoğalıyorlar. Gölün yüzeyinde oluşan bu alt ark tabakası arkadaşlar suyun geçirgenliğini, ışık geçirgenliğini yani azaltıyor. Işık dip kısımlara geçemeyince arkadaşlar dipteki üreticiler azalıyor. Üretici azalınca bu sefer oksijen azalıyor, besin azalıyor. Derken arkadaşlar işte omurgasızlar, balık ölümleri falan artıyor, artıyor. Ölenler çökeliyorlar çökelti miktarı artıyor. Zamanla arkadaşlar burası ne oluyor? Bataklığa dönüşüyor. Bataklık turbalık oluyor derken bir süre sonra bir kara parçasına dönüşüyor burası. Buna biz arkadaşlar ötrofikasyon diyoruz. Bakın azot ve fosfat bileşiklerin gölde birikmesi ve agen aşırı çoğalması falan filan. Demek ki arkadaşlar ekolojik ayak tanımlarda yokmuş. Uygun substrat ve enzimlerin diyor bulunduğu ortamda diyor gerçekleşen reaksiyon ve inhibisyonlar verilmiş diyor. Şimdi arkadaşlar burayı bizim yazmamız lazım yoksa bunun altından çıkamayız. Diyor ki A molekülü B, C ya da H molekülüne dönüşebiliyormuş. Bakın A molekülü bakın B'ye dönüşebiliyormuş. C'ye dönüşebiliyormuş ya da H'a dönüşebiliyor imiş. Tamam. C molekülü E molekülüne dönüşebilir. C E'ye dönüşebiliyormuş. Evet. B D'ye dönüşebilir. B D'ye dönüşebiliyormuş. D molekül arkadaşlar F ya da G'ye dönüşebiliyormuş. Reaksiyonları yazıyoruz. Devam edelim. Diyor ki F diyor K molekülüne dönüşebilir. F K'ya dönüşebiliyormuş. Evet. G de diyor L'ye dönüşebiliyor. Bunu da L'ye dönüştürdük. K molekülü D'den F oluşumunu inhibe ediyormuş. Yani K artarsa bakın D'den F oluşumu engelleniyormuş. Tamam. L D'den G oluşumunu inhibe ediyormuş. Bakın L D'den G oluşumu. Yani şu reaksiyonu inhibe ediyormuş. Durduruyormuş. İnhibe etmek durdurmak demek. E molekülü A'dan C oluşumunu inhibe ediyormuş. Yani şu reaksiyonu durduruyormuş. Tamam. D molekülü diyor A'dan B oluşumu inhibe ediyormuş. D de arkadaşlar A'dan B oluşumunu inhibe ediyor imiş. Yukarıda anlattığım metabolik yolda KLE moleküllerinin KLE moleküllerinin diyor aşırı artması durumunda devam eden reaksiyon hangisidir? K aşırı artarsa arkadaşlar ne oluyor? E, şu reaksiyon inhibe oluyor. Bu reaksiyon durunca arkadaşlar bu sefer D miktarı artıyor. E, D K'ya dönüşemediği için işte diğerlerine dönüşemediği için. Bu sefer D arttığı için bu da Gidiyor A'dan B oluşumunu inhibe ediyor. Yani şu reaksiyon arkadaşlar durmuş oluyor şurası. E, L artıncı arkadaşlar ne oldu? Bu da D'den G oluşumunu durdurdu değil mi? Aynı şekilde bakın bu yol da devam etmiyor. E artıncı arkadaşlar ne oldu? Gitti bu A'dan C oluşumunu engellediği için arkadaşlar bu reaksiyon da tabii duruyor. Devamı da olmuyor. Bakın A'dan H oluşumu devam ediyor. Evet cevabımız ne olacak? Bursa olacak. 5 farklı canlı türünün bulunduğu alem ve beslenme şekilleri diyor tabloda verilmiş. Diyor ki hangisi yapılamaz? Arkadaşlar toplam 6 tane alem var zaten değil mi? Canlılar arkadaşlar biz 6 alemde inceliyoruz. Bunların dışında bir de ne var? Bakın arkeler var. Arkeler, bakteriler. Arkeler ve bakteriler neydi? Prokaryottu. Prokaryot hücre yapısına sahipti. Yani sadece ribozomları vardı. Zar organları bulunmuyor idi. Protistalar, ondan sonra mantar, bitki ve hayvanlar. Bunlar arkadaşlar neydi? Ökaryot hücre yapısına sahip idi. Ökaryot. Yani çekirdek zarları ve zar organları var idi. Bakteriler arkadaşlar ve erkelerle çekirdek zarı da bulunmuyor. Zar organları da bulunmuyor. Birinci canlı türünde diyor ribozom bulunur. Arkadaşlar ribozom zaten tüm canlılarda bulunur. Değil mi? Bakın bu tüm canlılarda bulunuyor. Tüm canlılarda bulunur diyoruz. O yüzden arkadaşlar bir de de yani bakteride de var zaten. İkinci canlı diyor ökaryottur. Bakın zaten 2, 3, 4, 5 ökaryottur. Bunu da söyledik arkadaşlar. Üçüncü canlı diyor organik atıkları ayrıştırabilir. Ayrıştırıcı kimler arkadaşlar? Bakın bazı bakteriler ve bazı mantarlar. Dolayısıyla arkadaşlar üç kim mantar? E, mantar arkadaşlar ayrıştırıcı olarak görev yapıyorlar zaten. Dördüncü canlı diyor hücre dışı sindirim yapabilir. Burada arkadaşlar biz kimi vermişiz? Böcekçil bitkiyi vermişiz değil mi? Böcekçil bitki. Yalnız arkadaşlar Mevin kitabında yeni müfredatta böcekçil bitki arkadaşlar ototrof olarak geçiyor. Onu da belirteyim. Biz de arkadaşlar bir sonraki e, basımda bunu değiştiririz. E, kim var o zaman demek ki hem ototrof hem heterotrof sadece arkadaşlar öklenme var tamam mı? Peki böcekçil bitki ne yapıyordu? Böcekçil bitki arkadaşlar e, yakaladıkları böceklerden azot ihtiyacını karşılıyorlardı. E, böceği nasıl arkadaşlar parçalıyor, sindiriyor? Hücre dışına sindirim enzimi salgılayarak arkadaşlar böcekteki proteinleri parçalayıp sindirip yani bunları arkadaşlar hücre içine alıyor idi. Dolayısıyla arkadaşlar böcekçil bitki ne yapabilir? Hücre içi sindirim yapabilir. Bu da doğru. 5 nolu canlının da hücresinde nişasta sindirme gerçekleşir. Kendinizi düşünün. Ağızda biz nişasta sindirmiyor muyuz? Sindiriyoruz ama hücresinde dediği için sıkıntı değil mi? Bizim hücremizde nişasta ne işi var? Hayvanlar nişasta sindirebilir dese sindirenler var. Ama hücre içi dediği için arkadaşlar bu ne oldu? Bu yanlış oldu. Cevabımız edin olacak. Toksik maddenin zararsal getirildiği organel. Arkadaşlar bu ne olabilir? Bakın bu peroksizom olabilir. Peroksizom. Peroksizom arkadaşlar hidrojen peroksit gibi böyle zararlı maddeleri zararsal getiren enzimler içeriyor. Peroksidaz, katalaz gibi enzimler içeriyor. Başka ne olabilir arkadaşlar? Özellikle karaciğerde arkadaşlar bulunan endoplazmik retikulum, granülsüz ERL'in arkadaşlar zararlı maddeleri zararsal getirme gibi görevleri var. Ribozomda sentezlenen diyor sindirim enzimlerinin diyor e, zarla kaplandığı organel. Arkadaşlar bu ne olabilir? Bu Golgi aklınıza ilk gelecek arkadaşlar. Zar sistemi böyle paket yapma işi varsa bir kere zaten Golgi aklınıza gelecek. Ama arkadaşlar bunu tabi ER de yapabilir. ER'nin de arkadaşlar e, koful yapma e, özelliği var. Dolayısıyla koful yaparken ne yapman gerekiyor? Etrafını tabii ki zarla kaplaman gerekiyor. Bunu arkadaşlar ER de aslında yapabilir diyoruz. Ama aklımız arkadaşlar öncelik tabi ki gol gelecek. Organik molekülleri, inorganik molekülleri parçalamadan diyor ATP sentezlemek. Şimdi arkadaşlar ökaryot bir hücrede ATP nerede sentezlenir? Onu önce bakalım. Sitoplazmada sentezlenir. Başka mitokondide sentezlenir. Bir de arkadaşlar kloroplastta sentezlenir diyoruz. E sen şimdi burada diyor ki organik madde inorganiğe parçamı ne demek? Bu oksijenli solunum demek. E, bunu kim yapıyor? Mitokondri yapıyor. Ama diyor ki bunu yapmadan diyor ATP sentezleyeceksin. Dolayısıyla arkadaşlar ne olabilir bu tabii ki? Organel kloroplast olabilir. Kloroplast ne yapıyor? Işık enerjisini kullanarak ATP sentezliyor ve buna biz ne diyoruz? Fotofosforilasyon diyoruz. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar bakın. Birincisi peroksizom ya da ER olacak. Peroksizom ER. Bu gitti. İkincisi arkadaşlar Golgi olacak zaten. Şunların bir tanesi olacak. Üçüncüsü arkadaşlar zaten kloroplast olacak. Cevabımız Ceyhan olacak. X'e bağlı çekinik kalıtılan diyor renk kölü fenotipinde göstermeye taralı verilmiştir. Diyor ki hangileri kesin değildir. Mutasyon görülmemiştir diyor. Arkadaşlar renk önce bir yazalım. Nasıl yazıyorduk bunu? Bakın x üzeri küçük r neydi? Hastalık geniydi. Yani renk körlüğü geni buydu. Renk körlüğü geni. E x üzeri büyük r neydi arkadaşlar? Sağlam geni. Dişide arkadaşlar iki tane x var. E ne olabilir dişi de Üç durum olabilir. Büyük r, büyük r. Büyük r, küçük r, küçük r, küçük r olabilir değil mi? Bakın şu ikisi ne olacak? Soy ağacında sağlam görünecekler bize. Şu ne olacak arkadaşlar? Bu renk kör olacak soy ağacında. Yazalım hemen. Bakın dişilerde renk kör dişimiz bu var. Başka da yok. O zaman 1 ile 4 nedir hocam? Bunları da yazalım arkadaşlar. Bütün ihtimalleri ya büyük R büyük R olacak ya da büyük R küçük R olacak. Bu da bakın ya büyük R büyük R olacak ya da büyük R küçük R olacak. Önce yazalım sonra olmayanları sileriz. Tamam. Peki erkekte durum neydi? Arkadaşlar erkekte büyük R'ye taşıyan erkekler sağlam görünecekler. Küçük R'ye olan erkekler hasta olacaklar yani renkli olacaklar diyoruz. Bakın şu erkek sağlammış o zaman büyük R'yi taşıyor. Şu erkek renk körüymüş, küçük reyi taşıyor. Şu erkek hastaymış, küçük reyi taşıyor. Bu erkek sağlammış, büyük reyi taşıyor. Şimdi bakalım arkadaşlar, olmayanları silelim. Bakın şunun oluşabilmesi için ne olması lazım? Bir tane x buradan gelecek küçük re. E diğerlerine gelmesi lazım? Anneden. Ha, demek ki anne arkadaşlar büyük re büyük re olamaz. Sildim bunu. Anne taşıyıcı olmak zorunda. Peki bu oluşuyor zaten. Y'yi buradan aldık. X'i de buradan aldık. Sıkıntı yok. Gelelim buraya arkadaşlar. Y'yi buradan aldık. Güzel. X'i de buradan aldık. Tamam. Sıkıntı yok. E buna bakalım arkadaşlar. Bu e, büyük R'yi arkadaşlar buradan almış. E buradan arkadaşlar büyük R gelemeyeceği için bunun büyük R büyük R olma ihtimali yok değil mi? Bu ne olacak o zaman? Taşıyıcı olmak zorunda. Şimdi bakalım diyor ki 4 nolu bireydeki hastalık yerinin kaynağı 1 nolu bireydir. Bakalım arkadaşlar bu X küçük R nereden gelmiş? Bir kere 3'ten gelmiş zaten değil mi? Kesinlikle 3'ten geldiğini söyleriz. Peki 3'e kimden gelmiş? Bakın birden mi gelmiş yoksa buradan mı gelmiş? Arkadaşlar buradaki X de buraya gelip buraya gelmiş olabilir değil mi? Buradaki küçük X de buraya gelmiş olabilir. Yani şunu arkadaşlar kimden geldiğini tam olarak bilmiyoruz ki. Hem birden arkadaşlar hem de bunun e, kocasından gelmiş olabilir. Bunu arkadaşlar kesin olarak söyleyemeyiz. İkinol birey de bu hastalıkla ilgili diyor bir adet gen bulunur. Arkadaşlar bakın bir adet gen var burada. Zaten erkek olduğu için arkadaşlar bu karakterle ilgili bir tane gen taşıyor değil mi? Hastalık geni taşımıyor tabi. Sağlam geni taşıyor. Bir tane gen olduğunu söyleriz. 3 nolu birey bu karakterle ilgili diyor homozygot genotiplidir. Bakalım hemen 3 arkadaşlar. Küçük küre küçük küre diye mi nedir? Bu homozigottur. İkisi aynı gen. Evet. Diyor ki 4 nolu bireyin diyor sağlam bir erkekle yapacağı evlilikten diyor. Yani şunu diyor evlendirin sağlam bir erkekle. taşıyıcı bir dişi. Şöyle yazalım. Bakın taşıyıcı bir dişiyi sağlam bir erkekle evlendirdiğimiz arkadaşlar ne oluşma ihtimali yok diyor. Evet renk körü dişi olma ihtimali yok değil mi? Buradan ya sağlam dişler oluşur ya da taşıyıcı dişler oluşur değil mi? Renk körü dişi oluşmaz. Bunu da arkadaşlar söyledik. Bir nolu bile bu karakter bakımından taşıyıcıdır. Evet bunu da zaten arkadaşlar büyük ve küçük kre olduğunu söylemiş olduk. Cevabımız Adana olacak. Evet, AABB genotipli ökaryot bir canlının mayoz bölümü ile gamet oluşturma sırasında gelişen bazı olay verilmiş diyor. Hangisi doğru değildir? Şimdi arkadaşlar mayoz bölümü. Mayoz bölümün özellikleri neydi? Onları bir hatırlayalım. Bir kere iki en kromozom hücrede görülüyordu ve kromozom sayısı arkadaşlar yarıya iniyordu değil mi? Bir hücreden arkadaşlar dört tane hücre oluşuyordu. Dört hücre oluşabiliyordu. Bir de arkadaşlar ne vardı? Kalıtsal çeşitlilik görülüyordu. Kalıtsal çeşitlilik görülüyor idi. Bir de mitozdan farklı olarak arkadaşlar bakın homolog kromozomlar ayrılıyordu. Homolog kromozomlar ayrılıyordu ve crossing over denen arkadaşlar parça değişimi görülebiliyordu. Homolog kromozomun ayrılması ve crossing ne yapıyordu? çeşitli neden oluyor idi. İki bölünmeden oluşuyordu. Bakın şurası mayoz 1, şurası mayoz 2. Burası zaten interfaz evresi. İnterfaz. Mayoz 1'de arkadaşlar homolog kromozomlar ayrılıyordu. Mayoz 2'de kardeş kromatlar ayrılıyor idi. Mayoz 1'de kromozom sayısı yarıya iniyordu. Mayoz 2'de arkadaşlar kromozom sayısı ne yapmıyordu? Değişmiyordu. N, N, N. Dört tane en kromozomlu hücre oluşuyor Şimdi arkadaşlar burayı bir inceleyelim. Bakın önce ne olmuş? Bakın bir kromozom var. Kromozomları sayarken biliyorsunuz e, sentromeleri sayıyoruz. Kaç tane sentromer var? İki tane. Demek ki iki kromozom bir hücre bu. E, Mayıs geçişine göre arkadaşlar iki yendir tabii ki. İki yeneşti. iki kromozom bir hücre. İki yeneşti demek buna bir homoloğudurlar. Bakın AA değil mi? Göz rengi işte boy uzunluğu falan filan aynı karakterle ilgili genler karşılıklı bulunuyor. Bakın DNA kendini eşlediği zaman ne oluyor? Bakın bir kromozomun iki tane kromatitli hali meydana geliyor gördünüz mü burada? Şunlar ne diyoruz arkadaşlar? Birbirinin kopyası olan şu iki kromozoma ne diyoruz şunlara? Kardeş kromatit diyoruz. Kardeş kromatit. Bakın şunlarda ne oluyor? Kardeş kromatitler oluyor şu ikisi. Kardeş kromatit. Peki crossing over kimde kim arasında oluyor? Bakın homolog kromozomların kardeş kromatitler arasında olmaz. Buna çok dikkat edin. Yani şu büyük ağların yer değiştirmesinin bir anlamı yok. Veya küçük ağla küçük ağların yer değiştirmesinin bir anlamı yok. Bunlar zaten aynı genler. Peki kimler parça değiştirmesi lazım? Bakın yazıyorum buraya. Homolog kromozomların, homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitlerin parça değiştirmesi lazım. Kardeş olmayan kromatitlerinin parça değişmesi. Peki ee, normalde ne olabilir? Bakın şu A'lar parça değiştirebilir değil mi? Büyük A ile küçük A'yı değişti ya da büyük B ile küçük B'yı değiştirebilir. Peki değişmiş mi? Değişmemiş. Bakın değişseydi şurada küçük A olacaktı. Burada ne olacaktı? Büyük A olacaktı. Değişmemiş tamam Buna dikkat edin. Evet parça değişimi yok o zaman. Crossing -o oluyor. yok. Zaten crossing over arkadaşlar olmak zorunda değil. Peki sonra ne olmuş? Bakın mayoz bir de homolog kromozomlar birbirine ayrılmış. Bakın bir homolog bu hücreye gelmiş. Diğer homolog da arkadaşlar bu hücreye gelmiş. Bu tarafta arkadaşlar büyük A, büyük B'ler. Bu tarafta küçük A, küçük B'ler var. Şimdi neyi ayıracağız? Kardeş kromatleri ayıracağız. Ayırdık kardeş kromatleri. Bakın kardeşin birisi buraya geldi, burası buraya geldi. E ne oldu şimdi arkadaşlar burada? Ee, aynı özellikle sahip iki tane hücre oluşmuş oldu. Peki şuraya bakalım. Burada birisi küçük A, B. Diğeri de küçük A, B. Yine arkadaşlar birbirinin aynısı. İki tane hücre oluşmuş oldu. Kaç çeşit oldu bakın burada arkadaşlar. İki çeşit oldu değil mi? Bak crossing over olsaydı ne olacaktı? Şurası büyük A olacaktı. Şurası. Şurası arkadaşlar küçük A olacaktı. Dolayısıyla 4 çeşit olacaktı. O yüzden biz ne diyoruz? E, over ne yapar arkadaşlar? Kalsat çeşitliği artırır diyoruz. Tamam mı? Ama crossing over olmasa bile homolog kromozomu ayrıldığı için yani baskınla çekinip birbirine ayrıldığı için gene kalsat çeşitlilik oluşur diyoruz. Kromozom sayısını yarıya indiren bölünmedir. Evet mayoz zaten. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitler arasında crossing over gerçekleşmemiş diyor. Evet crossing over olmadığını zaten söyledik. Bölünme sonunda iki çeşit üreme hücresi oluşmuş. Evet iki çeşit oluşmuş. Eğer evet, crossing over olsaydı dört olacaktı. Bölünme sonrasında crossing over gerçekleşseydi dört çeşit olacaktı. Evet bunu da söyledik. Crossing over gerçekleşmeyen mayoz bölünme sonunda diyor farklı genetik yapıda hücreler oluşmaz. Evet oluştuğunu gördük. İki çeşit oluştu ya. Crossing Board olmadığı halde. Cevabımız edin olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.